şey oluyor yani. İşte. Viktor Frankl terapiye başlıyor. Sonra terapiye başlıyor. Şey bu Yahudi bir işte psikanalist, psikoterapist diyelim. Logotomi diye kendi ürettiği bir yöntemi de var. Ondan sonra Viktor Frankl mesela intihar üzerine çalışmış ve Hayatın Anlamı diye bir kitabı var yani işte. O intihar üzerine çalıştığı şey... Kitap bomboş değil mi? Alıyorsun bunu aynı abi. Ondan sonra bu arada tam olarak böyle bir şey söylüyor. Adam da kitapta bunu anlatıyor. Şey mesela işte diyor ki intihar oranları diyor orta sınıf ve yüksek sınıflarda düşük sınıfta olduğundan daha fazladır. Ekonomik sınıflardan bahsediyorum. Işte yani. Çünkü mesela şey bir adam bebeğiyle Suriye'den kaçıyorsa intihar etmez. Yani onu yaşatmak için elinden geleni yapar. Yani senin dediğin olay da o evde problemlerden kaçtıkça aslında daha büyük bir problem havuzuna düşüyorsun. Bak benim bu dünyayla ilgili söyleyebileceğim çok bir şey yok ama bir şey söyleyebilirim. Bunu yapabildiğimi gördüm. Ciddiye almayabiliyorsun. Ama ciddiye almamak için o önce ciddiye alman lazım. Tabii. Önce ciddiye alman lazım ki sonra ciddiye almayasın. Ama bak ne güzel bir örnek verdin. Suriye'den bebeğiyle gelen baba dedim. Belki senin baban da bunu yok böyle bir şey yok böyle bir şey derken yes. Seni düşünüyor olabilir. Yani senin o duyguya girmeni yok istemiyor abi, olabilir. Yok abi öyle bir refleks. Ya, sen babanın karşısına geçip abi. Mesela... Ya, şey dedim mi? Ağladın mı? Ben bunu kafama takıyorum dedim mi? Yani sadece bu arada bizim hani çekirdek aile olarak dillen etrafındaki aşiret falan. Bu arada övünç bir de bak dünyanın böyle ötekiler aşiret olabilir. Övünçler. Aynen kibar kibar çalışıyor ama aşiretler. Geçen travesti dedim diye ağzımlar beni vuruyordu. Alaçatı ya da kan davası yok abi. Bizi bak İzmir'de herkes tanır. Kan davası yok tam tersi. Tabii, İnsanları yaşatmaya çalışıyor. Kan davası kan vermek için. Hayır böyle kan davamız. Aşırıca dağıttınız. Ona göre ya, İsmet Paşa'nın komşusuyuz biz falan diyor böyle. Ya dediğinle alakalı Suriye'de işte bir anneannem mesela hani işte şey dedem çok küçük yaşta ölüyor. 4 kız kardeşler bir tane de işte 5. evlatlık kız almışlar. Kadın 28 yaşında 5 kız çocukla yalnız kalıyor tamam böyle. Şimdi geçen sezon dizisi. Real world problem anladın mı? Aynen gerçek. Ya zaten o varken konusunun bir uyanmış, hiçbir önemi aynen. Yok yani. İBAN'a para yatmış. Allah Allah ya telif yatmış. Yani öyle bir durum var. Orada mevzu bir yandan şeye geliyor. İnsan mesela maymunlara bak abi. Maymun ben çok maymun belgeseli seyrediyorum. Goril falan. Geçen bir şey gördüm. Video. Goril kız arkadaşını sallıyor atıyor. Sonra kız bunu böyle aa diye kovalıyor. Goril de kaçıyor. Oğlum sen onu fırlatıp atabiliyorsun. Bir de orada şey var. Acun goril var bunları. Oğlum işte onu goril orada. Oha bu arada abi gorillerden Survivor çok aşırı iyi fikir. Oğlum onlar yapıyorlar onu zaten. İşte belgesel o zaten amına koyayım. Kameraya çekiyor. Ben de Acun yapıyor zannediyorum. Ondan sonra bu goril mesela orada dikkatimi çeken mevzu ne biliyor musun? Bak kız arkadaşını kaldırıp çok rahat böyle hani şöyle atıyor yani anladın mı hani? Pardon bu arada. Benim de kaldırıyorlarmış değil mi yayında? Tamam anlatmıyorum o haberi diye bardak atsam ya kamera. Sonra mesela ondan sonra da ona kur yapmak için peşinden yani koşturuyor biliyor musun? Ben onu çözdüm çünkü abi bu bizde... Cüce fırlatma gibi bir şey. Ya şey gibi YouTube düşün. Onu aslında böyle kalk kahvaltı hazırla kız gibi bir şey anladın mı hani onlarda? Ama şimdi mesela orada sen kendin ortak şeyini görebiliyorsun. Yani bende de var o. Yani gücünü kullanmıyor. O gücü bir tiyatral olarak ona... Eğlence olarak veriyor. Böylece kız onu kovalayabilecek bir alan tanıyor ve goril de aslında büyük gücünü ve şehvet haşmetini göstermemiş oluyor. Bu çok önemli bir lider için veya güçlü olan bir insan için. Çünkü senin ne kadar senden güçlü olan bir insan ne kadar senin yanında durursa senden o kadar daha güçlüdür aslında. Çünkü siz hiçbir zaman aynı seviyede olamazsınız yani. Hı-hı. Mesela bu küçücük bir maymun zihniyle bunu orada oynuyor abi. İnsan böyle bir şey. Yani insanın bir olayla alakalı direkt hareket etmesi zaten mümkün değil. Onlara bir de sürekli zaten böyle zeka oyunları oynatıyorlar. Abi ya. Kelime koko işte. Ben bazı üzülmek, kedi ölmek falan. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü yıllardır buna çalışıyorum. Tabii canım PlayStation oynayan maymun var ya. Var videoları var. Abi Coco... Last of Us bok gibi falan. Beğenmemiş. İkisi kötüydü. O Coco goril var ya Coco. Biliyor musunuz Coco? Evet evet. Abi herif ağlıyor. Kedim öldü. Coco üzgün. Oğlum ne yapıyorsun sen? Hayvanla konuşuyorsun ya. Dizi yaptırdılar ya Türkiye'de mesela. Charlie. Ha, sonra psikolojisi bozulmuş falan. Maymunun mu psikolojisi? Bizim psikolojimiz bozuldu oğlum maymun dizisi yüzünden o ara. Her dizide maymun vardı. Kurtlar Vadisi şey. Savana falan. Adı biz kafa kesmeyiz Raco. Biz burada kafa kesmeyiz. Bambu keseriz. Kaçın falan ya. Biz fan da kesiyor. Aslında platinumlar evet. Bence Afrika'da bir ülkeyi
maymunlardan kurtarabilir mesela. Afrika dedin, bir tane şey aklıma geldi ya. Afrika dedin, ne kadar ırkçıyım ben, o aklıma geldi. Hiç benim ırkçılığımdan konuşmadık. Ben de kaç programdır bu konuyu açmaya çalışıyorum. Lan evet.